Poyraz, ne yapıyorsun? Eşyalarını alıp defolup gidiyorsun. Poyraz! Poyraz, önce bir beni dinle, ne olursun Poyraz! Bak, biliyorum hiçbir şey yaptığımı mazur göstermez ama ben onarmaya çalıştım. Sana yaptığım kötülüğü temizlemek için ben uğraştım. Sen sırf patronların için benim dedemden kalan araziye, babaannemin hasta yaptığı eve casusluk yaptın. Bütün hislerin gerçek yani. Evet. Peki. O zaman aramızda bir şey yok. Biraz sonra olacaklardan sonra da hiçbir şey hissetmeyeceksin. Öyle mi? Ne olacak ki? Kuşa çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gök kuşa çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Beni ilk öptüğünde de anlamıştım. Şimdi tamamen emin oldum. Sen benim için deliriyorsun Azira. Benden niye kaçtığını da sormayacağım bir daha. Çünkü sen geleceksin, kendini anlatacaksın bana. Bu bir iddia değil. Bu bir iddia değil zaten. Bu bir gerçek. Ben oyun oynamıyorum. Yarından sonra bambaşka bir Poyraz görmeye hazır ol o zaman. Keşke adaya hiç gelmeseydin. Keşke. Sahile gidelim mi? Yok, babaannemi çok yalnız bıraktım. Ben yanına gideyim. Ya dertleşirdik. Benim bir derdim falan yok. Ne dertleşeceğim? Takılın, siz görüşürüz. Poyraz'ın haftalardır o aradığı şerefsiz hırsız Haziran mıymış? Ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya Alper bak, lütfen lütfen, benim söylediklerim ciddi ama ben çok sarhoşum, lütfen bak. Ben ne dediğimi bilmiyorum ki, saçma sapan öyle salak salak konuşuyorum işte, lütfen. Tabii ya. Sabri'nin getirdiği turistlerin arasında Haziran da vardı. Ay Poyraz lazım, Haziran da Poyraz. Biricik çekip. Ya bu kız hepimizi kandırdı, hepimizi. En başta da Poyraz'ı. Ya benim kardeşim hayatını mahveden kıza aşık oldu, aşık. Ya Poyraz'ı anlatacak mısın? Anlatacağım tabii ya. Az önce yüreğini açtığı kadının nasıl biri olduğunu bilsin. Ya bak gerçekten bak, Haziran hatasını telafi etmek için çok çalıştı, hala çalışıyor. Bak lütfen ona bunu yapma Alper. Biricik yeter. Oha, sen bakmayı ver. Biricik çekil. Çekil, çift yataklı. Odamız mevcut, boş. Biricik çekil. Poyraz! Yok. Abi bekle! Alper! Bak, Alper bak, lütfen, lütfen. Poyraz'la konuşmadan önce beni dinle bak, lütfen. Biricik çekil. Poyraz? Babaanne? Haziran'a annemi anlattım demiştin.
Başka neler konuştunuz? Hiç, o kadar. Yani şimdilik. Böylesi senin için daha iyi. Belki de öyle babaanne. Ama zaman ne gösterir bilemeyiz değil mi? Aliye Hanım. Çıkaramadım seni. Görkem ben. Horace'ın otelden arkadaşıyım. Bu da ilaçlarınız. Sağ ol, sağ ol. Aliye Hanımcığım. Ben otelin konsept tasarımcısıyım. Müdürüyüm, her şeyim. Hani öyle getir götür işlerine bakan biri değilim. Yanlış anlamayın. Ayrıyetten Gönlüğü Oduncu'nun babaannesini çok merak ettim de geldim buralara kadar. Çok sıcak. Hadi hadi. Lafı dolandırma da niye geldin onu söyle. Efendim Sadık Bey'den duydum siz adanın kara kutusuymuşsunuz. Allah aşkına Zeynep'le Selim'in arasında ne geçti? Niye kavga ettiler? Niye küsüştüler? Bence siz tüm detaylara hakimsiniz. O gaddar kız yüzünden. Bütün suç onun. Bu kadarını bil yeter. Aliye Hanımcığım. İyi ki uyandınız gerçekten. Ki benim uykularım kaçıyor. Gıybetin tam hası karşımda duruyor. Görüyorum. Tam uzanacağım, dokunacağım. Ama siz ipin ucunu bana vermiyorsunuz. Ben meselenin kıssadan hissesini anlattım. Detaylar iki kardeşin arasında, onları ilgilendirir. Yavrum. Senin de mi gözün tutmadı bu gelen misafiri? Hı? Ay kıçı kıçı, kıçı kıçı. Köfiş, köfiş. Ay kıyamam. Sıcaktan bayıldın mı sen? Ne oldu? Ben aslında kedi severdim de. Kediciyiz. Bak, 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 bak. Ay, şey. Yelpazeye mi geldi bu? Yavrum o da sıcaktan bunaldı. Ne yapsın? Ay Haziran'da bir istik patiden bahsederdi. Sen Haziran'ın arkadaşı mısın? Pek tabii evet. Belli. Aliye Hanımcığım ben moda dünyasında çok itibarlı bir insanımdır. Kimse beni karıştırmayın. Ayrıca Haziran ısrar ettiği de buralara geldim. Onu kırmamak adına. Adada pek hoş, pek şirin. Bayıldım doğrusu. Ama ada sana bayılmadı. Haziran'a da hiç bayılmadı. Hadi selametle. Abla kalem iteceğin çıktı. Kuçu kuçu. Ne diyorsun bu işe? Huysuz evin tatlış köpeği. Hı? Sen yerleri sevildin mi Romulus gibi? Hı? Sevildin mi bakayım? Ah yelpazen dahası. Hizmetkârım mıyım ben senin? Hizmetkâr. Hizmetkârım mıyım ben senin? Günaydın. Günaydın. Ne oldu sana, hasta gibisin? Ha yok ya, gece uyuyamadım da o yüzden. Sıcaklar bastırdı tabii, sen alışık değilsin. Poyraz gelmedi mi, yok mu? Yok, geldi. O da bugün bir enteresan zaten. Kesin çok terstir, böyle önüne geleni falan fırçalamıştır. Yok yok, tam tersi. Bugün.
Poyraz mı? Gömleği olunca bak sen. Demek ki sen de Gül'ün çelende olabiliyormuş. Müşteri ilişkileri iyileşmeye başlamış işte. Ne güzel. Hazira. Aa, Sena, hoş geldin. Ne işin var senin burada? Biricik senin otel açtığını söyledi. Ben de topladım bavulumu, geldim. Çok iyi yapmışsın. Biricik'in haberi var mı geldiğinden? Daha aramadım. Sahi çok keyifli görünüyor. Öyledir. Geceler nasıl? Huzurlu. Durgun yani. Yok, biz öyle demeyelim, huzurlu diyelim. Ne yapalım? Başka eğlenecek şeyler bulurum ben. Önce yerleşeyim. Nehir, nüfus cüzdanınızı alayım ben. Ortağım. Böyle bir ortağım olsa ben de istifa eder, adaya yerleşirim. İlişki durumu? Yok. Sen yürüyor musun? Yok canım, ne alakası var? O zaman benden günah gitti. Sena bak, Poyraz ters tır, kavadır, soğuktur, tamam mı? Öyle yabancılarla konuşmayı da sevmez. Hatta böyle evet hayır demekten başka hiçbir laf etmez. Tamam, o yüzden sen yine de böyle muhatap olmasan çok iyi olur bence. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adaya ilk gelişiniz galiba. O kadar belli oluyor mu? Yani birazcık. Ama tabii bu topuklularla bileğinizi burkmadıysanız, buraya kadar geldiyseniz büyük başarı gerçekten. Günaydın. Günaydın. Nehir kaç numaraydı? 12. 12. Deniz manzaralı oda. Tadını çıkarın. Çıkaracağım. Bir şey olursa ben buralardayım, haberleşiriz. Tabii. Bugün çok neşelisin. Ve nasıl desem, biraz çok fazla sosyalsin. Sana başka bir Poyraz görmeye hazır ol demiştim. Her şeyi anlattım. Haziran, ben her şeyi ağzından kaçırdım. Haziran, ben bir pot kırdım. Ya Haziran, ben tam bir eşeğim. Vallahi ben demedim. Güneş seni de delirtmiş ya. Ben kahvaltıdan önce havuza atlayacağım. Dur, gitme. Alper uyuyor. Biz dün biraz içtik de koltukta uyuyakaldı. Tamam. Uyandırayım işte, beraber kahvaltı yapalım. Ya Ateş, uyandırma. Ya uyandırma dedim. Abla, burada kimse yok. Alper. Alper Poyraz'la konuşacak. Sağdır
Sadık İnsan Nakliyat geldi. Hanım. Sadık İnsan Nakliyat. Her türlü nakliyat yapılır. Sadık İnsan Nakliyat. Benim toplayacağımı biliyor. Böyle arkasında bırakıyor pis gibi. Zeynep Sedefli. Zeynep Sedefli. Aracınız gelmiştir. Tamam. Zeynep Sedefli. Sadık mı çağırdın sen? Kapıda duruyor adam. Taksi diyeyim canım. Beklesin. Aa, ama. Öf ya. Yani bütün saçımı, makyajımı, parfümüme kadar bu kıyafete göre hazırladım. Şimdi sil başla. Dikiversene 2 dakikada. Ben terzi değilim. Tasarımcıyım. Ay bir kendi söküğünü dikemeyen de kendini tasarımcı demesin yani. Şişim şişim şişinmesin etrafta. Yakışmıyor yine elime. Ne yapalım? Bence de yakışmıyor. Araç geldi. Zeynep Sedef de seni bekliyor. Adam bekliyor dışarıda. Ama sen kendinden başka kimseyi düşünmezsin ki tabii. Dur diki vereyim dur. Gel. Dur şöyle. Ne yapayım canım? Yani taksimetresi açık nasılsa. Ay niye bu kadar olay çıkardı? Ne varsa, ya Sadık'ın sanki taksimetresi mi var Allah aşkına? Tamam. Ah ama Selma aşk olsun ama. Tabii. Sadık oğlum boş musun? Boşum. Çok sıcak kaboç, hiç de halim yok. Yolun üstüyse meydana kadar atar mısın beni? Tabii ki atarım Azime teyzem, otur sen. Zeynep Sedef'ti, Zeynep Sedef'ti. Aracımızın bekleme süresi dolmuştur. Bir dahaki seyahatte görüşmek üzere, tamam. Nereye gidiyorsun? Dur bir dakika. Dur, ay, bitmedi, dur. Aman, Allah Allah. Dur. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Azime teyzeyi meydana kadar bırakacağım. Ne yapsın bu kadın? Böyle sıcakta beklesin mi? Gelme, istemiyorum. Acelem var benim. Sen bilirsin. Tamam. Ay Selma, 2 saatte bir dikemedin ya. Ay ama. Bana bak. Benim de artık sabrımın bir sonu var ama ha. Burada senin terzi yaman yok. Cev, sen nereye gidiyorsun böyle süslendin, püslendin, alelacele? Neyin acelesi bu? Sana ne? Özel bir işim olamaz mı? Ne oldu? Zengin turist çıkacaktın. Hı? Suitler boş. Acaba orada ben mi kalsam? Olur tabii. Maaş mazam da yaparsın artık. Tamam söz verdim. Maaş mazam yapacaksın. Görkem sus. Duyacak var hem, ben de onları duyamıyorum. Öyle cama yapışıp bakarsın işte kedi gibi. Bu gömleği oduncuda bir hali var söyleyeyim. Yani eski Poyraz değil vallahi. Poyraz bir kere Sena'ya yüz vermez, tamam mı? Oha ne yapıyor ya? Uçut beni Görkem, ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Vallahi ne yaptığını bilmiyorum ama hatun hikmetli bacak var. Dolan dur. Kim o? Adaya gelmiş en güzel kıza diyorsan ona. Kovuldum. Kov bunu. Sena'cığım. Canım su istemişsin. Servisi sen mi yapıyorsun? Poyraz, ben. Yani biz. Biz böyle her işe koştururuz. O yüzden böyle vaktimiz olmaz. Seninle konuşamazsak falan kırılma. Bir canme, tamam mı? Değil mi Poyraz? Yok, biz hiç sıkışık değiliz ya, rahatız. Gördüğün gibi yürüyüş ayakkabılarımı giydim. Ben de seninle gelebilirim. Gelemezsin. Yani gidemezsin. Niye? Niye? Çünkü senin burada sahilin tadını çıkarman lazım. Güneşlenmen lazım. Çok beyazsın. Şu haline bak, biraz bronzlaş. Yüzüne gözüne bir renk gelsin. Bu saatlerde tercih etmiyorum. O zaman sen hazırlan Sena. Biz 5 dakika sonra otelin önünde buluşuruz. Tamam? Tamam, anlaştık. Ay! Sen şimdi kuruyacaksın falan. Oho! Poyraz geç kalır o zaman. Biz Poyraz'ı bekletmeyelim, değil mi? Sen otelde kal.
Yok, ben beklerim ya. Beklerim, sıkıntı yok benim için. Ben otelin önünde olurum. Ne olacak canım? Altı üstü sık sonuçta. Kurur. Mert, sen Muhsin Usta'ya söyle, ben kasaba gidiyorum. Siparişleri versin, alırım hepsini. Çarşıya mı gidiyorsun? İtirazın mı var? Yok. Senan niye seninle geliyor? Sana ne? Tabii bana ne, bana ne tabii de yani. Müşteri ilişkilerinde sosyal olman çok güzel. Gerçekten güzel ama böyle araya biraz mesafe mi koysak? O mesafeyi biraz korusak mı acaba? Yoksa yanlış anlayabilirler. Nasıl yanlış anlayabilirler mesela? Yani mesela şey sanabilirler. Ne sanabilirler? Yani böyle sanki flört ediyorsun falan gibi anlaşılabilir. Bana uyar, ne var ki bunda? Yani şimdi benim kimseye karşı bir özel bağım yok, bir sorumluluğum yok. Haksız mıyım? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen yarın bambaşka bir Poyraz göreceksin derken ben kaba, aksi, ters, huysuz bir adam göreceğimi zannetmiştim. Ama zalim bir adam göreceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Bak, beni seviyor olsaydın o zaman zalim olurdum. Hak verirdim o zaman. Ama sen bana karşı hiçbir şey hissetmediğin için aldırmasın herhalde bunları. Poyraz. Ben de sizinle geliyorum. Çarşıdan almam gereken acil bir şey var da. Sen hiç zahmet etme, söyle bana, ben gidip alayım. Yok yok, yani benim görüp seçmem lazım, yani gelmek zorundayım. Bu kadar dikkat gerektiren ne alacaksın acaba? Paspas. Paspas mı? Gerçekten çok özel bir ihtiyaçmış. Öyle gerçekten, paspas önemlidir. Senercim canım, müsaade et tatlım, hadi. Edemem, manzaraya karşı gitmek istiyorum. Sen yolu izle. Baksana şu doğanın güzelliğine, börtü böceğe falan, onlara bak sen. O manzara daha güzel. Bu koltuktan daha iyi görünür. Ne bekliyoruz? Tansiyonun biraz yükselmiş Aliye teyzeciğim. Diyetini bozmuyorsun değil mi? Yiyecekten fırlamadı tansiyon. Ne oldu? Bir zelzele yaşadık. Geçti bitti, kurtulduk çok şükür. Zelzele mi? Poyraz'la alakalı bir şey mi oldu? Haziran bundan böyle Poyraz'a yaklaşamayacak. Nereden biliyorsun bunu? Çünkü bu işin olmayacağını anlattım. Allah'tan akıllı anlayışlı bir şeymiş de ikna oldu. Aliye teyzeciğim, ben Haziran'ı şu kadarcık tanıyorsam o seni geçiştirmek için söylemiştir onu. O hep kafasına isteğini yapar. Sen onu benim gibi tanıyamazsın. Aliye teyze, sen Haziran'la alakalı benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Bana da söylesen. Gerek. Ben hallederim. Bundan böyle Poyraz'ın yanına yaklaşamayacağım. Bu sana yetsin. Sena bak, antik kent şu tarafta kalıyor. Bir gün beni de götürürsün oraya belki. Tabii. Götüremez. Niye? Niye? Çünkü biz otelde o kadar yoğun çalışıyoruz ki ancak böyle uyumaya, eve falan kendimizi zor atıyoruz, o yüzden. Sena, sen antik kenti görmek istersen ben vakit bulurum senin için. Bulamazsın.
kemer sıkıştı galiba. Ha, bana bırak ya. Ya. Sen yola baksana. Sen yola bak. Ben hallederim. Sen bana bırak, bana. Şöyle çekelim, iyice çekelim ki böyle. Haziran, canımı acıtıyorsun. Acımaz canın senin. İyice böyle sıkı takalım ki güvenli olsun, tamam mı? Sağlam olsun. İyi mi? Hı-hı. Poyraz nerede? Gitti, çarşıda işi varmış. Alo, Sandalyacı Otel, buyurun. Evet. Ya Ayfer, baksana sabah kadar deli doktor. Haziran'ı kendini affettirmek için neler yaptığını anlattım. Ya hiç mi kalbin yumuşamadı? Yumuşamadı Biricik, yumuşamadı. Kardeşimi kandırmanıza izin vermeyeceğim. Ya lütfen bak, Haziran acımıyorsan bana acı. Bak en yakın arkadaşımın sırrını yanlışlıkla ağzından kaçırdım. Ayfer benden nefret edecek, lütfen. Alo, abi neredesin? Meydana doğru geliyorum. Ne oldu? Abi seninle acil bir şey konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım kardeşim. Ben bir işimi halledeyim, geleyim senin mekana. Tamam, tamam. Ben mekana geçiyorum, bekliyorum seni. Biricik çek. Benden bir şeyler saklamıyor. Yolacağım ben bunu. Görkem bir dur ya. Durmayacağım efendim, durmayacağım. Senin mekana geldik hadi. Paspas alacaktın ya. Hı. Burası burada mıydı ya? Dur! Dur, dur. Dur. Çantamı unuttum. Gözün aydın. Sena geldi. İstediğini alır Sena mı? Ne? Çakmadı bu mu? Ya biz üniversitedeyken ona öyle derdik. Hatta böyle kürek takımındaki bir çocuk için rekabete girmiştik. Ben kaybettim. Ya sen o zaman niye otele çağırıyorsun acaba? Ya oteli almaz ya. Ya Poyraz'ın ilişki durumunu sormalar. Sen yürüyor musun falan demeler. Mario, şu lanet olası sırrım olmasaydı çıkardım karşısına. Kızım geri bas, Poyraz benim derdim. Haziran, belki sen şimdi hemen git bu sırrını artık Poyraz'a itiraf et. Nereden çıktı bu? Yani bak, görüyorsun işte sürekli ayağına dolanıyor falan. Yani sen hemen şu dakika git hemen itiraf et. Biricik bir şey mi oldu? Olacak. Yani olabilir. Bak dün babaannesi öğrendi. Yarın Alper öğrenebilir. Ben öylesine diyorum. Ya şu an hiç sırası değil, tamam mı? Zaten aramız kötü. Bir de şu an bununla uğraşamam. Sonra. Hadi Biricik, şimdi benim kapatmam lazım. Görüşürüz, bay bay. Of, kapat. Ay Nehir. Ha? Sen de şu Hakan numarası var mı? Var. Heh, versene. Biri benden bir şey saklıyor. Neymiş şu sır? Ya. Hadi lan, saçını boyatıyormuş. Bu yani. Bu. Çok otantik bir yermiş burası. Öyledir. Haziran huzuru bulmak için doğru bir yeri seçmiş. Yani huzuru bulmak demeyelim de zorunlu olduğu için yerleşti. Anladım. Annesinin maddi sıkıntılar yaşadığını duymuştum. Evini falan satılığa çıkarmışlardı değil mi? Ay zavallı Haziran. Haziran zavallı falan değil. Yani benim tanıdığım en güçlü, en akıllı insanlardan biri. Alper, sen bana ne söyleyecektin, ne oldu? Ya abi konuşacağız da şimdi burada böyle. Kötü bir şey mi oldu? Olmuş. Ya ben de yeni öğrendim ama. Ya bak nasıl anlatacağım gerçekten bilmiyorum. Boncuk! Klinikten kaçmak nedir ya? Andolsun kısırlaştıracağım seni. Pardon? Sürekli doğuruyor. Zaten kendisi çok hasta. Yazık, günah.
Fatih abi bizim veterinerimiz bu arada. Boncuk. Görüşürüz çocuklar. Abi senin zaten işin var. Yani böyle ayaküstü konuşulacak bir konu değil. Sen işini bitir, benim mekana gel. Orada konuşuruz ha. Bana bak, telefonda Biricik deyince çıkaramadım bile kim olduğunu. Ne istiyorsun sen benden? Bak hemen koşup Alper'i ikna etmen lazım. Haziran'ın sırrını Poyraz'a anlatmasın. Ne sırrı? Ben sır falan bilmiyorum. Ben şu an yalnız böyle ne sırrı bilmiyorum. Anlamadım, ayaklarını çekecek durumda değilim. Öyle bir vaktim de yok. Alper her şeyi öğrendi. Bir an önce gidip ikna et. Eğer Haziran yanarsa sen de yanarsın. Anladın? Hadi koş. Koş. Koşsana. Ya bu odada da herkes çok yavaş yürüyor yani. Böyle biraz koşmak lazım değil mi? Bak ya, bir de gözlük takmış. Aa, sen beni takip mi ediyorsun? Yok canım, ne alakası var? Ben öyle yürüyüşe çıktım. Hmm, ben de inandım. Sen küçükken de yalan söyleyemezdin böyle. Sen nereye gidiyorsun öyle tıntın? Kiminle buluşacaksın ki sen bu odada? Sana ne? Belki bu odada görüştüğün biri var. Olamaz mı? Olamaz. Ay, seninle uğraşamayacağım. Düş yakamdan Selma. Ne kuyruk gibi dolanıyorsun peşimde? Nereye gittiğini söylemezsen hiçbir yere gitmiyorum. İyi. Zehraların Ayşe vardı ya. Hani beni görmeye gelirdi. Onunla buluşacağım, oldu mu? Ayşe benim arkadaşımdı bir kere. Hmm, tabii tabii. Beni görmeye gelirdi. Sen de gariban bize yamanmaya çalışırdın, hatırla. Ya sen asıl şu hafızanı bir tazeler misin lütfen? Ayşe benim arkadaşımdı, beni severdi. Ya kızım, Ayşe seni ne yapsın? Sen evcilik oynarken biz magazin dergilerine bakardık. Biz asıl Ayşe ile evcilik oynardık. Sen yanımıza gelirdin. Bence sizinle oynayabilir miyim falan derdin. Bir kere benim sesim öyle değil, tamam mı? Öyleydi. Yalancısın. Hani yalan söyleyemiyordum ben, ha? Boncuk, bitirdin mi? Ay, o ne? Zeynep, Selma. Ya hayırdır Fatih, ne bu hal? Boncuk yine kaçtı. Kısırlaştırmam lazım. Neyse, ne haber, nasılsınız? İyiyiz işte, ne olacak? Sizi böyle bir arada görmek ne güzel, kardeş kardeşi. Birlikte çay içeriz, değil mi? Benim dükkana beklerim. Eski dostlar bir arada. Hazır dost demişken, dost acı söyler Fatih'cim. Ya sen hep böyle giyin bence. O berbat gömleklerini bırak, değiştir artık onları. Ne varmış ya gömleklerinde, ne güzel yakışıyor da değil mi? Yakışıyor değil mi? Evet. Yakışır tabii ama anca dedeme yakışır. Kaçıncı yüzyıldayız ya o kol kesime öyle? Benim bütün gömleklerimi Selma dikiyor. Ben çok beğeniyorum. Belli. Ya sen zaten o gömleklerin asıl düğmelerine bakacaksın. Sen o kadar kaliteli düğmeyi nerede bulacaksın ki? Nerede bulacağım zaten bu zamanda, bu devirde? Onların modası geçmiş güzelim. Ben de interneti takip ediyorum herhalde. Yani ne moda ne değil, biliyorum ben de onları. Hanımlar, hanımlar, şey etmesek. Hem ne demişler? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ha? Sen sus Fatih. Haziran, Poyraz nerede? Hı hı. Bak işte orada. Sena ile kurabiye seçiyorlar. Sen git hadi, hemen o kurabiyelerin önünde itiraf et Poyraz'a, tamam mı? Ya sen niye itiraf etmeme bu kadar taktın? Ben var dün çok kötü bir rüya gördüm böyle. O kadar stres oldum ki yani. Ya Haziran biri ağzından falan kaçırır. Ay, kim kaçıracak Biricik? Hakan da sen kendini korumak için bir şey söylemez. Aliye teyze zaten benden alacağını aldı. E bir de sen biliyorsun. Sen benim Biriciğimsin, canımsın. Seni öldürseler sen hiçbir şey söylemezsin. Bu tarifi yeni buldum. Babaannemin takviminin arkasında buldum. İlk deneyen sensin. Nasıl? Ya nefis bir şey bu ya. Bayıldım. Poyraz, tadına bakmak ister misin?
Olur. Gerçekten güzel. Oha! Oha ya, eliyle kurabiye yedirmek nedir? Siz kaçıncı level'dasınız? Hangi ara buraya geldiniz? Sena öyle vakit kaybetmez. Haziran, gel biz seninle bir oturalım. Sakin bir yerde bir konuşalım. Ya benim şu an sakince oturup konuşacak halim yok. Şunlara bak, şunlara. Öte ben konuştum, ikna ettim ya. Of! Of! Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Bunu mu seçtiniz? Niye bunu verdin? Ada kurabiyesi daha iyi değil mi? Hem o daha otantik. Sen niye bunu seçtin ki yani? Ada kurabiyesi daha iyiydi aslında. Sen hani paspası falan alacaktın, çok acil demiştin. Ya ben baktım ama böyle içime sinen bir şey göremedim. Göremeyince de almayayım dedim. Alamayınca da işte ben buraya kadar geldim, otele kadar yürümeyeyim diye. Ben Alper'in yanına uğrayacağım ama. Sen yine mecburen yürüyeceksin yani. Ya biliyorum kuyruk gibi oldum ama sen işlerini halledince ben de seninle beraber dönsem olur mu? Tabii olur. Neden olmasın? Harika. Ben de gelirim. Melisa, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ya sen niye yapıştın çocuğa? Bir rahat versene. Poyraz benim ortağım. Haziran. Hı. Sen eserekli misin kızım ya? Hayır, ne alakası var? Daha dün Poyraz'a seninle bir şey yaşamak istemiyorum dedin. Şimdi kuyruk gibi peşindesin. Bir karar ver. Ve yürü. Zigzag yapma kızım. Bilmediğin şeyler var Melisa. Anlat. Anlat bileyim. O kadar kolay değil. Hakan. Ne konuşuyordun öyle Haziran'ın yancısıyla fısır fısır? Bana bak, hiç seninle uğraşacak durumda değilim, tamam mıydı? İyi, bir de şimdi adres soruyordum diye yalan söyledi, tam olsun. Hah, ne güzel, kendi ağzınla söyledin. Aynen böyle devam et. Şey var. Sen biliyorsun, Biricik biliyor, Aliye teyze de biliyor. Artık o neyse, Haziran Poyraz'dan vazgeçecek kadar korkuyor o şeyden. Benim onu öğrenmem lazım Hakan. Öğreneceğim de. Elinden geleni ardına koyma. Yeter ki düş yakamla. Ne haber kanka? Sinirli miyiz biraz? Hiç sorma. Ne oldu ya? Oğlum varsa bir problem söyle, çözümüne bakalım. Ya bizlik bir konu değil abi. Ya gerçi bizi de kandırdı ama olan Poyraz oldu. Bak Poyraz deyip endişelendirme beni. Ne olduysa söyle. Haziran. Sen bayağı bayağı kapı dinliyorsun. Üstüme iyilik sağlık. Niye kapı dinleyeyim? Adanın en hanımefendi, en zarif kızı. Tatlım, kapı dinlemiyordum. Alper'i görmeye gelmiştim. İçeri bakıyordum. Baktım meşgul. Şimdi evime gidiyorum. Tamam mı? İyi günler. Sen de inanamıyorsun değil mi? Vallahi kanka, açıkçası inanasım gelmiyor ya. Yani biz bunca zaman Haziran Poyraz'a destek oluyor sanırken... Kız meğer Poyraz'ın mezarını kazıyormuş ya. Ya acaba diyorum, Haziran'la mı konuşsak? Hani ne yaptığını biliyoruz falan gibisinden. Hakan, ben ne konuşacağım onunla ya? Poyraz gelsin, ben her şeyi anlatacağım. Kendisi karar versin ne yapıp yapamayacağını. Aynen abi, en doğrusu bu. En doğrusu bu. Yani en doğrusu bu da. Biz bunu Poyraz'a söylersek Poyraz'la Haziran'ın ortaklığı yalan olur. Kesin. Ortaklık yalan olursa otel işi de yatar. Otel işi yatarsa Poyraz borcunu ödeyemez. Borcunu ödeyemeyince de arazi elinden gider. Hay ben böyle işim. Ben böyle işim. Alper, ya şu borç meselesi kapanana kadar Poyraz'a bir şey demesek mi? Hakan, sen ne dediğinin farkında mısın abi? O kız benim kardeşimin gözünün içine baka baka yalan söyleyecek. Biz de buna seyirci kalacağız, öyle mi? Kanka ne bileyim, sen dedin ya hani
Biricik söyledi işte Haziran çok pişmanmış da telafi etmeye çalışıyormuş falan filan diye. Belki dedim yani samimidir. Ben bilmiyorum abi. Bence biz bunu düşünelim. Acele karar vermeyelim yani. Yok abi yok tamam mı? Yok ben kardeşinden sır falan saklayamam. Gelsin öğrensin ne yapacağına da kendisi karar versin. Ben dışarı çıkıyorum ben daraldım tamam mı? Poyraz. Poyraz. Bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Şu yaptıklarına bir son verir misin? Ne yapıyorum ki ben? Yani işte böyle Sena'yla samimi olmalar falan. Bunlara bir son verir misin lütfen? Neden? Neden? Bir sebep göster bana. Yoksa duygusal bir şey mi? Hani böyle kıskançlık falan. Hayır. Gece sana söylediklerim yüzünden böyle davrandığını biliyorum. Haziran ben sana gece de söyledim. Bundan sonra ben senin için hiçbir şey yapmayacağım. Bir sonraki hamleyi sen yapacaksın. Yapamam. Haziran dün benim bilmediğim bir şey mi oldu? Konuşacağım dedim abi tamam mı? Bir rahat bırakın beni ya. Bir şey olmadı. Sen Alper'in yanına git. Selam Alper. Niye? Haziran. Çok özür dilerim. Niye ne yaptın ki? Ne oluyor burada? Abi bir şey soracağım sana ya. Senin bu kredinin ödemesi ne zaman? 2 hafta sonra. Peki parayı denkleştirebildin mi? Toplayamadım ama toplayacağım. Peki abi parayı ödeyemezsen arazine hemen el mi koyacaklar? Hakan bak ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama yeter. Bombu patlamadan biz buradan gidelim Haziran. Ne bombası Biricik? Ya anlatacağım. Biricik sana ne bombası diyorum. Haziran. Ben bir eşeklik yaptım. Alper anlasana ne anlatacaksın? Abi bak. Anlat abi. Anlat yansın ortalık. Anlat. Alper. Gece ben seni savunayım derken her şeyi ağzından kaçırdım. Ne? Alper biliyor. Ve eğer bir mucize olmazsa Poyraz anlatacak. Çok özür dilerim. Alper. Yokmuş abi. Oğlum ne demek yok bir şeye? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Abi ben sana olayı şöyle izah edeyim. Alper dedi ki bu Poyraz'a kredi meselesinde destek çıkalım dedi. Ben dedim ki böyle bir şey teklif dahi etmeyelim. Hem kabul etmez hem de sinirlenir bize Poyraz dedim. Ama illa da söyleyelim falan filan. Al işte laf ağızdan çıktı yani. Ben kimseden yardım falan istemiyorum. Otelden ne kazanırsam onunla ödeyeceğim ben krediyi. Bir daha duymayayım böyle bir teklif. Tamam abi. Lazım. O yüzden sokaklarda da kalabalık yapmayalım. Tamam hadi. İlla defol mu diyelim? İlla mı çirkinleşelim ya? Git. Ay tamam. Allah Allah. Aa. Ben Poyraz'ı kaybettim. Sevgisi zaten olmazdı. Şimdi saygısını da kaybettim. Hakan arıyor. Ne oldu? Ayper söylememiş. Ay Hakan çok sağ ol ya. Ay ne sağlayacaksın ya? Beter ol. Yok. Yok ben böyle sürekli kalbim ağzında yaşayamam. Şimdi Poyraz'ın karşısına çıkıp her şeyi kendim anlatacağım. Teşekkür ederiz Elif. Arkadaşın şu butiklere dolaşıyor.
Yani her adaya gelen şehirlinin yaptığı şeyler işte. Haziran hariç. Efendim? Seni kiralayan adamı satmaya karar verdin yani. Anlat, dinliyorum. Ya ben sana niye güveneyim ya? Hayır. Sen önce bana gerekli ismi ver, sonra bakarız. Bu oyunu benim kurallarıma göre oynayacağız, Sedat. Kim o? Kendisini dövdüm diye iftira atmıştı ya. Oh. Niye hala arıyor ki seni? Bizim oteli karalamak isteyen kişinin ismini verecekmiş bana. Ama tabii önce parayı istiyor. Cibiliyetsiz. Seni kandırıp parayı alıp vın. Ben önce ismi ver sonra parayı gönderirim dedim zaten. Ya bence ararsa bir daha açma. Başkasına iftira atarsan? Ya iftira değil de gerçekse? Düşmanın çok yakınında biri dedi bana. O gün otelde birkaç tane müşteri vardı. Bizim çocuklar vardı. Bir de Hakan. Müşteridir. Bizimkiler değil. Hakan kardeşimiz sayılır. Müşterilerden ya. Seni görünce gençliğimi hatırladım. O eski heyecanlar, duygular yeniden canlandı içimde. Bak Latif, ben artık minimalist yaşıyorum. Yani böyle evimde, ruhumda eski olan ne varsa atıyorum. Kullanmadıklarım paket. Benimle ilgili hatıraların da paket. Maalesef paket. Yeniye yer açmak lazım değil mi? Hadi görüşürüz. Sadık, gel oğlum. Geldim başkanım. Zeynep Hanım'ı gideceği yere kadar bırak. Tabii ki başkan. Yani öyle bir söylüyorsun ki sanırsın ki lüks arabaya bineceğim. Adada lüks araba vardı, biz mi bindirmedik? Hem efendim, onlar çevre düşmanı. Yani benim aracım çevre dostu. Bir de böyle düşünerim. Ay, babacığım. Değil, kuzum gel canım, gel, gel, gel. Biz de Zeynep Hanım'la öyle tesadüfen karşılaştık. Ayaküstü lafladık, şimdi gidiyordu kendisi. Öyle mi? Merhaba Zeynep Hanım, evet. Ben de sizi bir araya ve çaya davet etmek istiyordum. Teşekkür ederim ama mümkün değil zannedersem. Ay ama gerçekten kırılırım. Bence konuşacak çok fazla ortak noktamız var. Ne gibi? Haziran gibi. Şimdi siz kızınızdan uzaktasınız, o burada, siz İstanbul'dasınız. Ya böyle aileler parçalanınca benim gerçekten içim çok üzülüyor. Yani ben istiyorum ki buna bir çözüm bulalım. Edil. Haziran'la yakın mısınız? Mekansal olarak evet. Tasarımcıymışsınız. İnternetten baktım, tasarımlarınıza aşık oldum. Bir tanesini giymek için ölüyorum gerçekten. Haziran. Haziran. Selam ve hoşçakalın. Haziran'cığım gel gel. İki dakika dur, biz 200 saniye çekler kız. Zeynep'cim sana iklisi verin. Haziran, gözüne bir şey mi kaçtı, kıpkırmızı olmuş? İdil, bir kere de lafı çarpıtmadan, dolandırmadan söyle. Tamam mı? Yancın ağladığımı gördü, koştu yetiştirdi işte, anladık. Niye ağlıyorsun kızım sen? Ben hemen anlatayım Zeynep Hanımcığım. Haziran Poyraz'la arasında bir şey olmayacağını anladığı için böyle salyosunluk oldu herhalde. Ne? Yok canım, Aliye'nin torun Poyraz. Hayatta inanmam. Anne sen karışma. Ne oldu? Aliye teyze kraliçe oyundan çekildi diye piyonlarını mı sahaya sürdü? Kızlar böyle seçmenlerin önünde olmuyor ama ayıp oluyor. Hadi canım, hadi kızım. Hadi canım, hadi. Başkanım müdahil olmayın ya. Vatandaş işini döksün. Haziran tamam, zaten bin tane derdin var. İdil doğru söylemiyor değil mi? Yani mümkün değil böyle olması. Sen şimdi bana yok tamamen yalan atıyor kafadan falan de beni bir yatıştır kızım. Anne
Neye inanmak istiyorsan ona inan. Ama... Ama o yok canım. O hainin söylediklerini mi düşünüyorsun hala? Yapma. Onun amacı bu zaten. Seni huzursuz edip çevrendekilere karşı güvenini sarsmak. İyi de şimdi Hakan yıllardır adaya gelmiyor. Benim kredi olayı patladı, bir anda buraya geldi. Bize süresiz izindeyiz diyor ama... İşten atılmıştır, bize söylemeye utanıyordur. Hem onun çalıştığı şirket senin arazini isteyen şirket değil ki, onu sen soktun işe. Dur bakalım. Kimi arıyorsun? Üniversite hocamı. Hakan'ın çalıştığı şirketi biliyor. Atılıp atılmadığını mı soracaksın? İyi ara, ara da için rahat etsin. Hocam merhaba, Poyraz ben, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Ya çok zamanını almayacağım, bir şey sormam gerekiyor. Haziran, son kararın mı? Yani her şeyi göze alıp itiraf edecek misin sırrını? Evet. Bu yalanla her gün öleceğime bir kere öldürüm daha iyi. Hem kim bilir beni affeder, ben de küllerimden yeniden doğarım. Umarım öyle olur. Ayrılmış şirketten. Başka bir turizm şirketine geçmiş. Hangisine geçmiş? Ne bileyim ben Melisa. Sen bir şunu sosyal medyasını açsana bakalım. Ya çalıştığı yer yazmıyor ki, biz takipleşiyoruz. Ya bir iş yemeği falan bir şey paylaşmıştır, bak bir. Stok diyorsun. Tamam. Poyraz. Bir saniye. İşin bitince konuşabilir miyiz? Ya mola keyfi diye bir fotoğraf paylaşmış. Buradaki çocukla birlikte çalışıyor herhalde. Tamam, bak işte ona da. Neye bakıyorsunuz? Sagner Otelcilik. Bu şey değil mi? Arazimi satın almak isteyen şirket. Hakan onların adamı yapmış. Olamaz, olmamalı. Poyraz ya. Sakın, Poyraz! Ne oldu ne ya? Hakan var ya. Evet. Pislik şerefsizin tekiymiş. Poyraz'ı batıramıyormuş. Ne? Poyraz! Poyraz dur, bu şekilde gidemezsin. Böyle gitmene izin veremem. Poyraz! Poyraz dur, önce beni bir dinle Poyraz, lütfen. Poyraz! Haziran, beni engellemeye kalkma. Ya tamam, sana engel olmayacağım ama önce bir konuşalım. Önce beni bir dinle, ne olursun. Haziran, şimdi olmaz, lütfen. Poyraz bak, başka zamanımız olmayabilir. Lütfen Poyraz, beni dinle Poyraz. Poyraz! Poyraz! Yetişemedin değil mi? Nereye gidiyor? Hakan'ın evine gidiyordur. Sahip ya. İniyoruz, iniyoruz. Sadık'a değil mi? Sür, çok hızlı, çabuk. Hakan'ların evine, hadi. Ya ama Yüce. Ya tamam, ben de yiyeceğim hepsini. Hadi, hadi, çabuk. Ne yapıyorsunuz ayol? Bir şey yapmıyoruz. Sadık, bu arada kimse Görkem'in taksi driver'ı el koyamaz. Patrona büyük bir iş bağladım. Sağlam bir prim alacağım. Fatma teyze gurur duyuyordur seninle. Ya şu kredi olayını duydum ben. Çok üzüldüm. Var mı senin için yapabileceğim bir şey? Bir kere de ben sana yardımcı olayım ha? Yok yok, ben hallediyorum, sağ ol. Nasıl hallediyorsun? Abi, Melisa'nın söyledikleri doğru mu? Hakan öyleymiş. Otelcilerin adamıymış. Öyleymiş. Ya bir yanlışlık olmasın. Oğlum yanlışlık falan yok. Sırtımdan bıçakladı bu herif beni. Poyraz! Poyraz! Poyraz dur! Ya Fatih abi, sen aslında yanına bir tane köpek kuaförü alsan asıl para orada, biliyor musun? Yürü git işine aslanım. Dalga mı geçiyorsun sen? Klinik bizim orası. Güzellik merkezi mi?
Abi siz adaların sorunu bu işte. Değişime direniyorsunuz. Değişime direnmeyin abi. Değişime direnmeyin. Benim hasta geliyor. Pıtırcık, ayağın geçti mi? Kezban bacım, geçin şöyle. Merhabalar. Oo, Hakan ne yapıyorsun, nasılsın ya? İyiyim Sadık, sen ne yapıyorsun? İyi, ne olsun, aynı. Bugün sizin eve nakliyat yaptım ben ya. Ne nakliyatı ya? Ya bizim Melisa ile şey var ya, Haziran. Ha, onları götürdüm. Bir baktım Poyraz Alper de orada. Hayırdır, bir durum mu? Yo. Ha, iyi o zaman. İyi, ben kaçıyorum, benim bir sürü işim var. Hadi görüşürüz. Anne? Anne sen ağlıyor musun? Kim geldi? Ne dedi ya? Hayır anne, bak ne söyledilerse inanma, tamam mı? Ben gelince açıklayacağım sana. Hayır, yok öyle bir şey anne. Ne dedilerse inanma, ben geliyorum şimdi. Ben geliyorum. Hakan geldi mi buraya? Yok, Poyraz abi geldi. Nereye? Ne yapayım? Gezeceğim sokak sokak, arayacağım onu işte. Annesi de o kadar sarsıldı ki. Dilime eşek arısı soksaydı. Ne vardı anlatacak ya? Abi, İskilerin oradaki büfeye gittim. Hakan oraya gelir gelmez bize haber verecekler. Sabah da motorları kontrol ediyoruz. Bizi görmeden hiçbir yere kaçamaz o şerefsiz. Ben de marinadaki Vedat abiyi ararım. Motor ya da tekne adadan başka nasıl ayrılacak ki? Şimdi öğrenmiştir değil mi Foyas'ın ortaya çıktığını? Annesiyle konuştuysa çoktan öğrenmiştir. Sadık, Hakan'ı gördün mü? Neyi gördüm? Nerede? Ne zaman? Ne tarafa gitti o? Ya bizim Fatih abinin kliniği var ya, 10 dakika önce orada gördüm. Ama nereye gitti bilmiyorum ki. Ben de bugün gidiyorum. Bugün Hakan mukatı olmuş. İsterseniz bana da bir anlat. Suç ortağını korumak için mi gideceksin? Hakan benim suç ortağım değil. Gayet de öyle. Kaç lira aldınız Poyraz'ın hayatını mahvetmek için? He? Fazladan birer maaş mı yoksa iki mi? Ya bu kadar ucuz mu ya? Ben para için yapmadım, tamam mı? Hakan da patron da beni kandırdılar. Haziran, bak kardeşimden uzak dur. Poyraz'ı anlatmadım ama şimdilik. Adam üst üste aldığı darbelerden yıkılmasın diye. Alper. Ben söyleyeceğimi söyledim. Artık yalanlarımı duvarlara yazmak yok. Hangi yüzle arıyorsun? Bana bak, bana acil bir tekne lazım. Bunu ayarlamak da sana düşüyor. Ne teknesi ya? Benim elimde olsa seni bulup Poyraz'a kendim teslim ederim. Eğer ben yanarsam sen de yanarsın. O yüzden evet, adadan kaçmama yardım edecek kişi sensin Haziran. Etmeyeceğim, tamam mı? Tehditlerinde hiçbir işe yaramıyor çünkü kendim gidip şimdi Poyraz'a her şeyi anlatacağım. Sen onun için özel bir kadınsın. O yüzden bana karşı gösterdiği öfkenin 1000 katını sana gösterecektir. Ne olursa olsun. Eğer seni affedeceğini düşünüyorsan aptalsın Haziran. İlkokuldayken harçlığını bölüşürdü bununla. Aliye babaanne 2 tane beslenme çantası hazırlardı. Biri Poyraz'a, biri de o Hakan'a. Nankör. Ya belki kompleks yapmıştır yani. Ne bileyim. Ya da böyle travmaları falan vardır. Ya bak ben mi ya Poyraz, onu bir bulayım. Onu öyle bir travma geçirteceğiz ki bir daha aşamayacak.
Ben başka bir şey demeye çalıştım ama sen bunu şiddet tarafından okuyorsun. Ya kızım, beraber büyüdüğümüz çocukluk arkadaşımız Poyraz'a kazık attı ya. Gerçi senin arkadaşın da Poyraz'ı sattı ya. Bak Haziran'a da yani oraya gidip batıracağın adam kötü biri dediler. Yani bütün adı halk ondan nefret ediyor dediler. Onu da kandırdılar. Ya o da bu olayda bir kurban. He he, kurban. Bak he he deme bana. He he. Bana bak. Haziran iyi birine kötülük yaptığı için kariyerini riske attı. Sırf Poyraz'ın kredilerini ödemek için, bu durumları düzeltmek için canını dişine taktı ya. Ben kardeşimi hiç kimseye ezdirmem. Ben de kardeşimi kimseye ezdirmem. Öyle mi? Öyle. Kavga sonrası aşk dedikleri bulunsa gerek. Galiba. Güzelmiş. Çok. Ama biz yine de bunu böyle çok yapmayalım, tamam mı? Yani ben öyle didişmeyi, kavga etmeyi falan hiç sevmiyorum. Yani ben dram sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Biz ne yapalım biliyor musun? Bir daha Poyraz'la Haziran hakkında konuşmayalım. Aynen, yani gereksiz yere çok biz geriliyoruz. Yani böyle tarafları koruyalım derken neredeyse bizim ilişkimiz başlamadan bitecek. Tamam, bak bu meseleyi burada kapatıyoruz. Ne Poyraz ne de Haziran kelimesini biz birbirimize telaffuz etmiyoruz. Tamam mı? Söz mü? Söz. Ne konuşacağız şimdi? Yani ne bileyim böyle mesela son izlediğin filmi, böyle sevdiğin müzikleri, okuduğun kitapları falan, öyle şeyler işte. Ya da böyle boş zamanlarında ne yapmayı seversin? Nihir, bu da sana ders olsun anneciğim. Öyle çocukluk arkadaşına bile güvenmeyeceksin. Şüpheci davranacaksın. Tetikte olacaksın sürekli. Ben de zamanında Poyraz'ın düştüğü hataya düştüm. Çok yakınım sandığım birine güvendim. Bak ben de sana bir hayat dersi vereyim Nihir. Hayatın boyunca böyle mağduru oynarsan, acındırırsan kendini acınacak hale gelirsin. Koş kızım, koş. Gıybet time. Bir demet gıybete, üç avuç çekirdek bedava. Çekil gotik. Buzlar kraliçesi de buradaymış. Hoş geldin Görkemciğim, gel, gel. Hoş bulduk Selmacığım. Kiloydan gıybet. Evet. Dökül. Ay Hakan'ı diyorsun değil mi? Çok fena vallahi Görkem, çok fena. Kız peki bu Hakan, bunca yıl sinsiliği falan ortaya çıkmamış mı? Biz onu normal, düz, sıradan bir insan zannediyorduk. Böyle olacağını biz de tahmin etmiyorduk vallahi. Eli cebinde düz insanlardan korkacağın asıl. Oh ya Poyraz çok üzülmüştür, mahvolmuştur çocuk. Mahvolmaz mı kız? Haziran beti benize attı. Haziran bugün Latif'in kızının adı neydi? İdil. Ha, İdil'le kavga etti. Deme. Aa, dedikodunun bombası buradan geldi yalnız.
Yani şu an adadaki en tatlı anını yaşıyorum. Dedikodun biri giderken biri geliyor. Önce de saldırmıştır kesin. Yani öyle saldırdı gibi bir şey oldu zaten. Haziran Poyraz'ın arkasından ağlıyor falan. Böyle saçma sapan bir şey konuştu. Ay önce o gitsin kendisi ağlasın. Poyraz abi Haziran ablaya aşık bir kere. Ay inşallah ya Rabbim. Ne inşallah ya, ne inşallah? Ben kızımı basit bir adalı adamla evlensin diye mi yurt dışında okuttum? E sen de basit bir adalı kızdın Zeynep Hanım. Onu ne yapacağız? Kapak. Ben değiştim. Kendimi geliştirdim, yeniledim. Tabii tabii. Aliye teyzeye de anlatırsın bunu. Belki yakında dünür olursunuz, belli mi olur? Allah Allah ya! Şu evin borcu bitsin. Haziran'ı gerekirse çeke çeke kolundan götüreceğim İstanbul'a. Aliye'nin torununa da adaya da yedirmem ben kızımı. Anladınız mı? Yedirmem. Yedirtmezmiş. Haziran'la Poyraz'ın evlenmesini sırf bu Zeynep'in suratını görmek için istiyorum, biliyor musun? İnşallah. Kudubret. Öyle ama. Ne Alper'i, ne Hakan'ı, ne Melisa'yı senden ayırmadım. Hepiniz şu bahçede gözümün önünde büyüdünüz. Bir ekmeği bölüp yedik. Çok haklısın Aliye teyzeciğim. Hepimiz biliyoruz senin Hakan'a nasıl emek verdiğini. Aslında o da biliyor da işte. Umursamıyor. Böyle feci bir insan. Babaanne bak sen bunları düşünüp üzme artık kendini. Şimdi yine hasta olursun, ben gider gerçekten gebertirim onu. Sus sus. Öyle gebertirim laflarını falan sakın ağzına alma. Ay ben gidip bir su alacağım. Ben getireyim. Yok yok. Yatmaktan sıkıldım. Biraz evin içinde dolanayım bari. Ay. Poyraz. Aliye teyze buradayken söylemek istemedim ama Hakan bence hiçbir zaman bizden biri olmadı. Hep böyle bir tuhaf bir tavrı vardı. Ben hep uzak durdum o yüzden. Nitekim haklı çıktım. Peki ben nasıl bu kadar kör olabildim Edil? Ona kör olmak değil, güvenmek deniyor. Sen beni sevmeye devam edeceksin değil mi Zorba? Poyraz benden vazgeçse bile sen vazgeçmeyeceksin değil mi? Niye geldin sen? Poyraz'la konuşacağım. Ona her şeyi kendim anlatacağım. Hakan yetmedi. Sen tüy dikeceksin. Bunu benden duyması lazım. Ne konuşacaksın? Üzüntüsüne üzüntü katacaksın da ne olacak? Fabrikasına verdiğin zararı telafi et. Bu süre boyunca da yüreğinde başka yara açma yeter. Dünyada Poyraz'ın üzülmesini isteyecek son insan benim Aliye teyze. Geçmiş olsun. Lütfen izin verin geçeyim. Vermem. Seni bu evde istemiyorum. Tilki kümese girmedi, tekrar ediyorum. Tilki kümese girmedi, tekrar ediyorum, tamam. Sadık ne tilkisi, ne kümesi Sadık? Hakan'dan bahsediyorum, tamam. Yahu anlatsana işte, şifreli konuşuyorum. Marina'ya gelmedi Hakan, tamam. Şöyle de söylesene. Bak gözünü dört açıyorsun. Motora da binmemiş zaten. Kesin tekneyle kaçacak o şerefsiz. Sen merak etme, ben gözümü dört açtım. Hem çarşıdaki herkese de söyledim, herkesin de haberi var, tamam. Tamam tamam, hadi haber verirsin bana.
yapıyorsun Selma? Devriye geziyorum. Hakan'ı bulduğum yerde bununla vuracağım, bununla iğneleyeceğim. Çok organizesin. Tek kişilik ordu gibisin vallahi. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi ya. Sağa dönüyorum, sinirleniyorum. Sola dönüyorum, kahroluyorum. Ya bu Poyraz sana iyilikten başka ne yaptı be çocuğum? Vallahi ben de şaştım kaldım. Bir de kedilere nankör derler. Kedi nankör, tilki kurnaz, çakal sinsi. İnsan hepsi. Vallahi çok güzel söyledin ya. Sen bunu bana mesaj atsana, Nehir'e de okuyayım. Eğer istersen sana ara ara böyle egzantrik laflar mesajlarım. Olur. Hatta sen de beğenirsen gülücük atarsın. Kalp atarsın belki de. Alev topu atarım. Nehir gösterdi bana, böyle alev topu atarım. At, ben tutarım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle, yine bekleriz. Görüşürüz. Ay duydum, şok oldum ya. Ama sen baştan beri Hakan abiden hiç hoşlanmamıştın. Demek ki senin altıncı hislerin kuvvetli. Altıncı his değil o Nehir. Poyraz geldi mi? Geldi. Alper abiyle sahildeler. Gece evinde kalmadıysa nereye gidebilir ki bu herif? Abi o hain de adalı sonuçta yani. Ormanı, saklanacak yerleri iyi biliyordur. Ormandan var ya, erken döndük ya. Bakacaktık daha çok. Abi ne yapacaktın? Tek tek ağaçların arkasını kontrol mü edecektin? Ya saçmalama istersen. Böyle bomboş oturmak daha kötü değil mi işte? Zoruma gidiyor. Abi yani kaç gün daha böyle saklanabilir ki? Sonuçta adadan kaçmak için bir tekneye ihtiyacı var. Bütün tekne sahipleri bizden. Marine iner inmez de bize haber verecekler. Sen dert etme, yakalayacağız. Günaydın. Evet, ne zaman hareket ediyoruz? Biz mi? Evet, sabah tekneyle açılırız, koylara gideriz demiştin. Ya ben onu tamamen unutmuşum, kusura bakma. Bizim başka bir derdimiz vardı, aklımdan çıkmış. Ya lütfen. Hadi gel, ne olur. Biraz. Bak sen böyle bekle bekle deli çıkacaksın. Siz çıkın, tekneyle açılın. Ben bir şey öğrenir öğrenmez sana haber vereceğim ha. Hadi gel. Hadi hadi, sen git, ben halledeceğim. Haber ver bana. Tamam, arayacağım seni hiç olursa. Alper, Poyraz nereye gidiyor? Tekneye. Olabilir diye mi buralarda çürüyoruz? İşte bir yere saklanmıştır diye bakıyoruz Biricik. Kız kıza devriyecilik yani. Ve çok heyecanlı. Aa, bu arada bak sana şunu vereyim. Gerçi mail attım ama elden de vereyim. Ne o? Bu benim CV'm. Şimdi burada benim okuduğum okullar, bildiğim yabancı diller, kullandığım bilgisayar programları, sertifikalar hepsi burada. Ben CEO aramıyorum yalnız ya. Böyle garson arıyorum ya. Tamam, ben de tam olarak o pozisyon için başvuruyorum. Ya öyle bir pozisyon yok. Ben öyle çay taşıyacak, servis yapacak, bulaşık yıkayacak birini arıyorum. Anlamıyor musun ya? Tamam, aradığın kişi benim. Değilsin. Benim. Ver şu CV'yi bakayım. Hmm.
Senin kasa taşıma ve bulaşık yıkama sertifikan yok. Çok özür diliyoruz. Siz bu pozisyona uygun değilsiniz. Hayatta başarılar, iyi günler. Ben de kullanıyor gibi yapabilir miyim? Soruya koyarım. Tabii tabii, keyfine bak. Poyraz! 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 Tekne gezisini iptal edebilir misin lütfen? Niye öyle bir şey yapacakmışım? Evet yani Haziran, adaya taşınca sana bir gariplik gelmiş. Eğlenceni böldüğüm için üzgünüm sana ama benim Poyraz'la konuşmam gereken önemli bir konu var. İyi tamam, söyle, dinliyorum hadi. Böyle olmaz. Yani böyle ayaküstü olmaz. Biz yalnız kalıp baş başa konuşabileceğimiz bir yere gidebilir miyiz? Gidebiliriz ama şimdi değil. Sena'ya verdiğim sözü tutmam lazım. Sena anlayış gösterir zaten, değil mi Sena? Yok, hiç de göstermem. Artık dönmemi bekleyeceksin. Hayır, bekleyemem. Zaten söylemek için bu kadar çok bekledim. Poyraz! Tekneye mi atladın? Bugün bunu konuşacağız, tamam mı? Yoksa ben bir daha bu cesareti toplayamam. Ya daha ne kadar yürüyeceğiz? Ben bittim. Sen daha ormanda yürüyemiyorsun. Pastanede nasıl çalışacaksın kızım? Aradaki bağlantıyı asla anlamadım. Güç ve dirayet aradaki bağlantı. Ayrıca internetten baktım, öyle mutfak bilmem ne sertifikası falan da yok. Yeterince iyi bakmamışsındır, var var. Peki sen şu an buradasın. Senin pastanende kim var? Arkadaşlıklar önemlidir canım. Evet ama eğer beni işe almış olsaydın şu an pastanen açık olurdu. Sana başka kim başvurdu ki? Oho çok. Ben değerlendirme sürecindeyim. Kim? Söyle. Söyleyemem. Ticari sır. Kesinlikle burada yok. Biz kuzeye mi gitsek? Ay dur. Hayır. Ne oldu? Ya biz hiç şu ağaçların arkasına falan hiç bakmadık. Ağaçların arkasını görüyoruz Biricik. Ya tamam ama bak ben hissediyorum. Bence o kesin oralarda bir yerlere kaçtı. Hadi ya. Oraya bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Ben aşırı hissediyorum şu an. Tamam öyle olsun. Ahan da şimdi ağıma düştün Hakan. Ayda. Ne oldu? Rüya mı düştün tombik döner? Görkem Bey, siz miydiniz ya? Neden telefonlarıma, mesajlarıma dönüyor Sadıkçığım? Hı? Ben adamın diğer tarafından bağıra yırtına taksi diye seslendirmeyi yormak zorunda mıyım? Görkem Bey, sahil güvenlik bana kaldı. Kuleyi boş bırakamam ben burada. Ne kulesi ayol? Su kulesi mi? Hakan'ın marinaya gelmesini bekliyorum. Marinaya geldiği anda ensesine tutup Poyraz'ın önüne atacağım. Sarı sinsiye diyoruz. Ay şimdiden bahsinden sıkıldım. Ne diyeceğim? Çarşıya kadar atıver beni hadi. Kime diyorum ayol? Şoför! Şoför! Çarşı diyorum, atıver diyorum. Görkem Bey, tilkiyi kümese sokacağım ya. Ne tilkisi ayol? Ver bakayım şu oyuncağı bana. Ver. Ne yapıyorsun sen bunu? Biraz beraber röntgeni yatmaz mıyız? Yatarız. Aa, Azime değil mi o? Ne yapıyor bu aspa? Kız vallahi bu Besim Azime'ye kuru yapıyor. Ne kuru Görkem Bey, onlar 40 yıllık kapı komşusu. Tövbe estağfurullah. Tabii öyledir. Anlarım ben elektriğinden bu işin. Bak Besim şiire başladı. Azime de genç kız gibi kırıtıyor. Aa bak Fevziye de girdi aralarında. Ne oluyor ya? Dur bir de ben bakayım. Ay. Merak ettim. Aa. Ne olmuş bunlara? Bunlara bir hal olmuş ya. Ne yapıyorum ben ya?
kaçtı işte. Neyi kaçırdın ayo? Tilkiyi kaçırdım. Sizin yüzünüzden. Vallahi Poyraz beni bitirir ya. Poyraz yemin ederim ki beni bitirir ya. Hep senin yüzünden. Senin adını vereceğim. Diyeceğim ki ona, Görkem diyeceğim, geldi diyeceğim, benim işime taş koydu diyeceğim. Ben röntgenliyordum, o taş koydu diyeceğim. Ya vallahi kaçırdım. Poyraz beni öldürür ya. Hacım, röntgen nöbeti geçiriyorsun şu anda. Şekerin yükselecek. Bir kendine gel. Allah Allah. Otur sahneye baktık, manzaranın tadını çıkardık. Ne yani? Ne bu sinir? Röntgeni devam ki. Allah Allah. Röntgeni devam. Nerede bu Hakan? Az kalsın Melisa Hakan'ı buluyordu. Haziran kuş, onlar Hakan'ı bulmadan sen söyle hemen. Ne oldu? Sessizleştin. Taramalı tüfek gibi konuşuyordun. Şimdi peki ben yarın başlıyor muyum işe? Ya yuh! Bela mısın? Ya ama bak, eğer patronum olursan sen ne dersen onu yapmak zorundayım. Devam et. Senin böyle bütün isteklerini, bütün emirlerini, komutlarını hepsini harfi harfine yapacağım. Tam bir patron çalışan ilişkisi olacak. Alındın lan işe. Ya gerçekten mi? Ay ben... Ya, ama ilk görevin sessizlik. Tamam. Bir. İki. Üç. Tıp. Peki yani... Sessizlik. Patron ne derse o dedik. Sen teknede olduğun için mi gerginsin yoksa söyleyeceğin şey yüzünden mi? İkisi de. Ama sonuna kadar beni dinleyeceksin. Tamam mı? Söz ver. Yani başta biraz öfkelensen de kendini tutacaksın. Benim sözüm bitmeden bir şey demeyeceksin, tamam mı? Tamam mı? Söz var. Ya da boş ver. Boş ver, sen tutamayacağın sözler verme. Poyraz, sen benim adaya ilk geldiğim günü hatırlıyor musun? Hani zeytinyağı fabrikasındaki ilk karşılaşmamızı. Hayal meyal işte. Beni zeytinyağlarının bekletildiği odada bulmuştun. Ben aslında, yani ben... İçecek bir şeyler var mı? Ah. Hayran mı Sizen? Sen bir gelir misin benimle? Gel 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 gel. Bak, Sena. Bak, ben Poyraz'la hayati bir mesele konuşmaya çalışıyorum ama sen böyle gelip gittikçe yapamıyorum. Ben konuşamıyorum, anlıyor musun? Bir araya giren sensin. Dün beni bir saniye bile Poyraz'la yalnız bırakmadın. Bırakmam tabii. Allah Allah, adam altı üstü ortağın. El koymuş gibi ne bu tipler? Poyraz'dan uzak dur, tamam mı? O benim Poyraz'ım. Ne? Ben de iyiyim. Sorduğunuz için teşekkürler. Su getireyim. Çok güzel oluyormuş böyle önüne hazır yemek gelince. Otelde çalışmanın avantajları işte. Sen ne güzel de annesini gururlandıran bir resepsiyonist oldun öyle ha? Ya.
Güzel de olmuş ama. Selma teyzeciğim, afiyet olsun. Hoş geldin Edil'cim. Hadi bir sandalye çekelim, hemen sen de otur. Ay yok yok, teşekkür ederim. Ben tokum, ben sana bunları getirdim. Abi elbise tasarımım, bunlar da kumaşlar. Zaten ölçülerimi biliyorsun, artık eline sağlık şimdi. Ben bu çizgileri bir yerden tanıyorum. Evet, Zeynep Sedefli. Teyzem mi? Ay hiçbir fırsatı kaçırmadın değil mi? Madem adaya gelmiş ünlü tasarımcıyı bir kuytuda kıstırdın. Ya gidip de ona diktirseydin o zaman. Tasarımcı başka, terzi başka tatlım, tamam mı? Niye öyle bakıyorsun Selma teyze? Zeynep Hanım öyle dedi. Yani o çizmeden sen dikemezmişsin. Öyle mi dedi? Gerçekten öyle mi dedi? Yani evet, ya da ne bileyim, o çizince sen dikermişsin. Ya da bilmiyorum, kumaşlarla alakalı bir şey söyledi herhalde, tamam. Şuraya bak. Kumaş seçimi bile yanlış. Bir de kendine tasarımcıyım diyor. Ne tasarımcısı be? Hırsız o, hırsız. Yeter artık, vallahi canıma tak etti. Nerede o? Nerede o? Anne dur, anne durur musun? Ne yapıyorsun ya? Kurt adama dönüşüyorsun. Sinirimden uluyacağım Nehir, neredeyse uluyacağım sinirimden. Ara şunu, neredeymiş? Teyzem mi? Teyze deme ona. E tamam ya. Ha teyze. Pardon anne yarısı. Ha neredesin sen? Sahildesin. Tamam sen bak, güneş çarpar, başka bir şey çarpar. Uzaklaşsan mı acaba oradan? Sahildeymiş. Sen uzaklaş oradan. Uzaklaş. Tamam. Sen git oradan. Kız gel. Paça boyu hayranlı mı çaldı? Ne bu acele? Koş Görkem kardeş, kavga çıkıyor, koş. Gel. Madem böyle çocuğa kör küçük aşıksın, niye daha önce baştan söylemedin? Diyemedim işte. Ben Güneş'in anneyim. Teşekkür ederim. Sen şimdi tekneden falan korkuyorsun ya. Tedirgin oldum o yüzden. Görkem sonra arayacağım. Selma annene saldırmaya gidiyor. Ne? Koş yetiş kız. Selma. Anne bir bekle. Kız. Ay ne yapıyorsun? Demek sen tasarımcısın, ben terziyim öyle mi? Demek sen çizeceksin, ben dikeceğim öyle mi? Ya bırak saçmalama ya. Ne dur ya? Bırak. Asıl sen yapma. Bırak cerahatlerini assınlar. Kahretmesin ya, ne yapıyorsun sen şimdi? Bak. Ben senin ablanım, tamam mı? Annem şu anda hayatta olsa seni ona şikayet ederdim. Ya, sen yıllar yaptığından utanıp bir köşede oturmuyorsun. Hala benim üstüme geliyorsun ya. Ya terzilik yapmak bu kadar zoruna gidiyorsa yapma canım. Ben terzi olmaktan gurur duyuyorum. Ama sen tasarımcı değilsin. Sen benim çizimlerimi çalarak girdin o sınava. Benim tasarımlarımı verdin jüriye. Aynı şeyi mi duyduk? Ya şu an Miranda podyumdan düşse bu kadar şok olamaz. Anne. Anne teyzem gerçekten böyle bir şey yaptı mı? Yaptı kızım. Yaptı tabii. Yıllarca ailemize laf gelmesin diye sustum. Olan oldu, artık kalp kırmayayım dedim ama ben sustukça üstüme geliyor. Yalancısın. Sensin yalancı. Sensin. 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 Sen yalancısın. Sensin. Yalancı. Ne güzel. Oy, evet, çok güzel. Maşallah. Abi telefon çalıyor. Bak yavrum, bak sen.
elveda demek için aradıysan hiç heveslenme. Çünkü Poyraz seni bulacak. Ben de yanında olacağım. Senin o sefil halini göreceğim. Sana bir teklifim var. Gene mi? Ya Hakan'cığım, ben senin duygularına ezmekten sıkıldım. Ama sen duygularını ezdirmekten sıkılmadın. Yani şu halde bile... Ya bir kes sesini de dinle. Eğer adadan kaçmama yardım edersen sana Haziran'ın sırrını vereceğim. Ben sana inanacak kadar aptal mı görünüyorum? Bak, bu öyle bir sır ki öğrendiğin zaman Haziran'ı yerlerde sürükleyeceksin. Bana bir tekne bul. Kendin açılacağını söyle. Marina'nın en ucuna gel. Orası tenha olur. Yapacağımı söylemedim. Ya diyorum ki sana Haziran'ı yok edecek sırrı söyleyeceğim. Gidil, kararını çabuk ver. Bak şarjın bitiyor. 2 dakika sonra bu şansı kaybedersin. Tamam Hakan. Haziran'ın sırrını söyle. Ben de sana bir tekne bulurum. Oldu canım. Sana sırrı söyleyeyim. Sen de git Poyraz'a haber ver, değil mi? Yok öyle ya ama. Tekneye bindiğim anda sırrı söyleyeceğim. Tamam. Mehmet abinin teknesini alırım ben. Bir saate Marina'da buluşalım. Horozi bir küsmüş. Barışırsınız Aliye teyzeciğim. Benim bir Duygu'nun yanına uğramam lazım. Yarın yine gelirim, olur mu? Tamam yavrum. Öpeyim. Sağ ol yavrum. Görüşürüz. Güle güle çocuğum. Anne, sen neden yıllarca böyle içine attın her şeyi? Duygu, sen de ne çekiyorsun kızım oradan artık, ama ayıp. Aa, ya. Kızım, sen bağımsız birinci misin? Yo, değilim. Hani böyle telefonla her bir şeyi çekiyorlar, festivallere gönderiyorlar filan. Değilim. Hala çekiyorsun. Kapa şunu. Kapa. Tamam, tamam. Neye bakıyorsunuz ayol? Neye bakıyorsunuz? Kepçe mi oynuyor burada? Hadi devam, kendi. Kaybol. Amcacığım hadi. Aa, ne oluyor? Anne, teyze, ne bu haliniz? Haziran. Kızım. Teyzem bizi rezil etti yani. Bana saldırdı, hakaret etti. Üstüne bir de bütün aile sırlarımızı ifşa etti. Teyzeciğim, sen niye yükseldin? Teyzemin yarışmaya gönderdiği tasarımlar annemmiş. Jürilere kendisi yapmış gibi göstermiş her şeyi. Anne. Anne, doğru mu? Haziran, ben aslında bunu yıllarca hiç kimseye söylemedim. Olan oldu, artık kalp kırmaya gerek yok dedim ama ben sustukça üstüme geldi. Benimle birden tepemi attı. Şalterdir o, yüksek yerinde atıyor. İdil'e bir şey çizmiş, vermiş. Git Selma bunu diksin, o basit bir terzi sonuçta demiş. Size ne diyeceğim Zeynepciğim? Bu İtalyan gildikçinin tasarımı değil mi? Ondan mı aparttın acaba? Başkası adına utanmak ne demekmiş, ben şimdi anladım. Anne, sen ne yaptın? Teyze, ben annem adına senden özür dilerim. Sevgilini başımdan al. Ne sevgilisi ya? Yeme beni. Gördüm Biricik'le sevgili olduğunuzu. Salak mıyım? Ya canım benim, ben hani sevgili olunca sana soracağım diye söz vermiştim. Sonra sana sordum, sen de geldin. Ben öyle gıcıklık yaptım, umurumda değil yoksa. İstiyorsan direğe aşık ol, istiyorsan Biricik'le sevgili ol. Yeter ki başımdan al şu kızı. Niye, bir şey mi oldu? Bana kendini sevdirmeye çalışıyor. Bak çok geriliyorum. Yanıma işe de girdi şimdi. Biricik, senin pastanede işe başladı. Yok artık. Var artık. Zorla kabul ettirdi kendini. Bak, senin bundan sonraki tek görevin onu istifa etmeye ikna etmek, tamam mı?
Tamam, tamam ben halledeceğim. Ben nasıl dayanacağım sen halledene kadar? Hı? Duygu! Sen nereden ne çektin oradan? Hiç. Vereceksin bana. Hadi ya. Ya hiç. Vermiyorum. Ya vereceksin. Annemle teyzem vardı o videoda. Ya çekmedim ben bir şey. Ya idile koz olsun diye yapıyorsun değil mi? Vereceksin o videoyu bana. Bana bak. Vallahi bırakmazsam bağırırım burada hırsız var diye. Sensin hırsız. Özel hayat hırsızsın. Annemin görüntülerini vereceksin bana. Ya. Ay yapma. Nerede? Çekmedim bir şey. Göstereceksin onu bana bak. Ya ayna gibi kullanıp cildime bakıyordum ben. Çekmedim bir şey. Ben yanlış anlamışım o zaman ya. Özür dilerim. Kabul edilmedi. Çok acıyorum ya. İyileşecek. Ay bırak, bırak bırak istemez ver telefonumu da. Çok teşekkür ederim Mehmet abicim. Çok sağ ol. Aslında benim kaptanlık breven var da babam bir türlü tekne almadığı için pratik edemiyorum. Şimdi akşamüstü ben bir gezintiye çıkarım. Hem pratik etmiş olurum hem de güzel havanın tadını çıkartırım. Ne demek İdil? Anahtarları sabah dükkana getirirsin. Acelesi yok. Babana selam. Tamam söylerim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Efendim Duygu. Canım arkadaşım sana erken doğum günü videosu hazırladı. Tamam, teşekkür ederim canım benim. Sağ ol. Mailimi atarsın, bir ara izlerim, tamam? Ay dur dur. Nehir cadısından korumak için neler yaptım. Allah'tan akıllıyım da mail atıp silmiştim videoyu. Ya merak etmiyor musun doğum günü videonu? Ay Duygu, nesini merak edeceğim? Bütün odayı iyi ki doğdun, İdil dedirtmişsindir. İzlerim diyorum. Hadi kapatıyorum. Bilemedim. Haziran'ın annesi var ya, bizim Terzi Selma'yla sahilde altlı üstü bir kapıştılar sorma. Terzi Selma mı? O peynir gibi yumuşacık kadın. Bu Haziran'ın annesini ünlü yapan tasarımlar var ya. Meğer bununmuş. Haziran'ın annesi çalmış Terzi Selma'dan. Hırsızmış kızım Haziran'ın annesi hırsız. Aa inanmıyorum. Bak görüyor musun anasına bak kızını al işte. Tamam hemen yolla izliyorum. Ya İdil internete de salayım mı? Ay tabii ki sal. Magma'ya kadar rezil olsunlar boş ver. Tamam ben de o iş. Haziran'ı yalnız bırakın biraz. Tamam abi. Hatta oraya giden falan olursa sen söyle. Rahatsız etmesinler. Tamam, tamam. Biraz su iç, bir kendine gel. Sıcak vurdu seni. Hadi rahatlarsın. Yok, istemiyorum. Aa. Bana bak, şu Meksika kavruğuyla beraber birer vurmaz mıyız? Hı? Sokaklarda bile karamba diye oluruz, kurtlarımızı dökeriz. Hı? Yok Görkem, yok. Anlat kız gerçekleri. Aa, başlayacağım şimdi. İncelikle bir yere kadar yalnız yani. Dökül tüm detayları çabuk. Görkem bırak Allah aşkına hiç bulaştırmayayım seni de bu çamura, bu çirkefe. Boş ver. Kız çirkeflik benim uzmanlık alanım. Ne diyorsun? Çözemedin beni bebeğim. Hı? Selma. Bak hep içine atıyorsun. Atma içine. Vur dışına. Gelişine vur. İçine atça atça ondan sonra infilak edeceğim. Yapış yapış olaylar. Hadi, hadi. Hani bu Zeynep'in kariyerini başlatan o kazandığı yarışma var ya. Ha? O bizim hayalimizdi. İstanbul'a taşınacaktık. Büyük tasarımcı olacaktık. Babam hiç istemedi tabii. Ama biz yine de çalıştık, çabaladık aylarca. O sınava bir şekilde girdik.
Annemin de yardımlarıyla tabii. Zeynep kazandı. Sonra bir baktım ki benim çizimlerim de kazanmış. Yok artık. Bu kadar da çamur çukurunun dibi yalnız ayol. Ya Görkem, vallahi darılmazdım ama bir özür bile dilemedi. Yani bu benim hakkımdı dedi. Benim hayalimdi dedi. O ilhamı sana ben verdim dedi. Ben olmasam o çizimlerin hiçbirisini yapamazdın dedi. İlhan pilisi kılıfıyla sana gazlambacılığı yaptı ya. Sonra da işte kıyamet koptu. Babam aşırı öfkelendi. Bir daha bu eve gelemezsin dedi. Özür dileyeceksin dedi. Dilemem dedi. Çekti gitti. Annem de yazık hep kadıncağız arada kaldı. Öyle işte yıllar geçti. Ben adada terzi oldum. O da İstanbul'da havalı bir tasarımcı. Ay Selma. Tüm bunlar tragedya. Başım ağrıyor, ben biraz dinleneyim Görkem. İyi madem hadi. Bu kaleyi ben korumaya devam ki. İspiyonlamamışsın. Şaşırdım doğrusu. Fikrimi değiştirmeden hemen söyle. Haziran'ın sırrı ne? Anahtarlar. Önce sır. Anahtarlar. Önce sır dedim Hakan. Tekneye bindiğim zaman söyleyeceğim. Sana hiç güvenmiyorum dedim. Gittiğim zaman haber gönderirim. Hakan sırrı söyle. Haziran var ya. Ben kaçacağını mı sandın? Hakan. Ha? Dayas! Dayas! Abi! Abi deme lan bana. Kardeşiniz biz. Hakan! Niye yaptın lan? Hakan yapma değil. Niye yaptın? Bırak! Değmez! Hiç mi utanmadın? Konuş, ne yaptın lan? Senin hiç mi utanman yok lan? Bak bari bunu söyle. Hiç mi utanman yok? Ya utanması gereken tek kişi Hakan değil. Hakan değil. İşte suç ortağı da geliyor. İdil, bu meseleyi de karıştırma Haziran'ı. Ben karıştırmıyorum Poyraz. Hakan az önce söyledi. Fabrikadan bilançoları alıp bankaya sızdıran kişi Haziran'mış. Ulan yalancı. Doğru söylüyor. Fabrika işletenin iğrenç, kötü bir adam olduğunu söylediler. Adada herkesin ondan nefret ettiğini, adanın gelişmesine engel olduğunu, kötülük yaptığını söylediler. Poyraz, ben inandım. Poyraz, Poyraz, ben bana söyledikleri yalanlara inandım. Ben kimseye kötülük yapmadığımı sanıp, Poyraz bana yalan söylediler. Poyraz! Fırsat bu fırsat. Hazır tekne de var, iki suç ortağı binip gidin işte. Ay. Of Görkem, kavga etmek çok fena şeymiş. Vallahi bir daha hayatta yapmam. İtmansızsın da ondan ayol. Amazon Selma. Hele bir alış. Üç gün üst üste kavga edersin ayol. Kavgasız duramazsın. Zeynep nerede acaba?
Ona da yazık be. Vallahi. Hani gençmiş, cahilmiş. Yapmış bir hata yani. Ne bileyim, bence iyi ki kavga ettiniz bak. Yılların tüm elektriğini attınız ayol. Şimdi abla kardeş, sil baştan. Yepyeni bir sayfa açarsınız ha. Bavullar mavullar. Zeynep. Her sanatçı geçmişinde böyle minik hatalar, yanlışlar yapabilir hayatım. Biz seni affettik. Ben kimseden af falan dilemiyorum ki. Yani bu adanın benim için ne konuştuğu da, ne söylediği de zerre kadar umurumda değil. Ben İstanbul'uma dönüyorum. Dönemiyorsun. İfşalanmışsın. Artık İstanbul'un da her şeyi biliyor. Mehir. Haziran abla ne oldu? Nerede? Kim? Poyraz abi mi? E senden önce gitti, daha gelmedi o. Şimdi de Elanur arıyor. Arar tabii. Bu haberlerden sonra bütün dünya seni arar. Kendini yaktın gibi beni de yaktın yanında. Ay ben şu an hiç çekemeyeceğim. Bir sen eksiktin yani. Açayım telefonu. Zeynep'le hiçbir iletişim kalmadı diye vereyim şurada, oldu mu? Ama Görkem, hani biz seninle modern ahiretliktik canım. Şimdi mi geldim aklına? Hı? Şimdi mi? Karakola bırakırken iyiydi ama. Modern ahiretlik. Oldu. Şu yavru köpüş bakışını yapma Allah aşkına. Hı. Zeynep. Ay tamam. Bugün kusumeti kaldırıyorum, tamam. Seni o yamyamlara yedirmeyeceğim. Sonra ben yiyeceğim. Sen ye. Sen ye. Ben mi? Canpare. Bebeğim. Ayol hepsi tiyatro, gerçek değil. Saçmalamayın yahu. Hı hı. Zeynep, çalıntı. İnanabiliyor musun bunlara? Hadi canım, hadi hadi. Eğirdekiyiz. Ver, ver. Eleanor. Eleanor bebeğim, ne yap? Ne münasebet ayol. Ay yetişemiyorum size vallahi. Hı. Saçmalamayın. Zeynep yaratımdaydı, ben baktım telefonla o bakımdan. Ama bebeğim bak, bunlar performans sanatçısı. Zeynep'in kız kardeşi Selma. Adanın yerel çılgın sanatçısı adeta, evet. Performans yaptılar ayol, performans. İnanacağım tabii, neye inanmayacağım? Hı? Öpüyorum. Çao çao. İnanmadılar değil mi? İnanmadı tabii. Of. Artık kimse beni bilmeyecek. Zeynep Sedefli diye bir isim tarih kitaplarında, sanat kitaplarında olmayacak. Artık ben yokum. Işık yok gözlerinde, ben hala beklenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde, ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın. Sizin ne işiniz var burada? Hiç. Hiç ben... Turla gelmiştim. Turla gelmiştim, o yüzden
dolaşıyordum. Fabrikanın ne kadar eski bir fabrika olduğunu duyunca etrafa bir bakınmak istedim. Çıkışı arıyordum. Güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Çözüm bitirdin yani beni. Öyle mi? Yani o kadar da karmaşık biri değilsin. Karmaşık olmayı meziyet sanacak kadar aptal değilim. Ve şöyle söyleyeyim, bilemedim. Bir kere ben asla küçük bir yerde yaşasam demem. Metropolleri severim. Binaları, mağazaları, kalabalığı, gürültüsünü, o kalabalığın içinde yalnız kalmayı severim. Ve ayrıca adaya da selfie çekmek için gelmedim. Aha geldik. Ne oldu? Sen geçen turda değil miydin? Turdaydım. Turdaydım da yani ne var bunda ben anlamadım. Benimle beraber en az 10 kişi vardı o turda. Sanki özünde beni içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Güneş ve ay birbirine çok aşıkmış. Yüz binlerce yıldır birbirine kavuşmayı beklemişler. Birbirlerini yanlış zamanda bekliyorlar yani. Ama güneş tutulmasında buluşuyorlarmış. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Sanki özünde benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. Bak bak burası çok iyi. Kabahatinle bir köşede oturmuyorsun da hala Mert, benim üstüme geliyorsun. Kapat onu. Bacağından tavana asmayayım seni. Pardon Fuat abi. Yam yam bunlar, yam yam. Yam yamlık sizinle geldi adaya. Pardon? Biz olsa olsa hakkımızın peşinde oluruz. Ya gördük hakkınızı. Çalmayla hak olmuyor yalnız. Esinlenme diye bir şey var şu hayatta beyefendi. Onun olsunu, bunun busunu alıyorsun. Mecbur, ne yapacaksın? Trendleri de yakından takip ediyorsun. Sonra kendi potanı da eriterek. Zeynep'in değil. Selma'nın potasıymış o. Küçücük kardeşinin hayallerini çalmış. Efendim öyle çalmakmış, etmekmiş. Ayıp oluyor yalnız. Zeynep moda dünyasını kasıp kavururken Selma mı yanında varmış? Tabii tabii. Yumuşacık kızı bulmuş. Ağzı var, dili yok. Selma da paça boya alacağını aklını savunaymış. Ne diyorsun sen be? Defteri çalındığında Selma nehirin yaşlarındaymış. O çilli kotiğin günahını kimse çalamaz ayol. Demek ki Selma'nın gönlü varmış. Çen 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 kapa çeneni be. Bana bak terbiyem takın. Git hayvanlarına ilgilen. Mustafa bir çay ver. Ne yapıyorum ben ayol? Allah Allah mahalle kavgasına girer gibi. Binde bir kırasım var ya.
Fazıran'a bak ya, sinsi. Hem bilançoları almış bankaya yollamış, hem de utanmadan Poyraz'la ortak olmuş. Haziran, Poyraz'ı mı batırmış? Ay, bildiğimiz Haziran. Evet. Annesinin videosunu sen internete yükledin mi? Duygudan kaçar mı? Şu anda sanal alemde ışık hızıyla yayılıyor. Oh iyi, yayılsın. Haziran adayı terk etmesi yetmeyecek, ülkeyi de terk etmesi gerekecek. Neyse Duygu, tamam, ben şimdi kapatıyorum. Hazırlanıp Poyraz'ın yanına gideceğim. Etrafı hain doldu çünkü biliyorsun. Gerçekten güvenebileceği birine ihtiyacı var yanında. Hadi görüşürüz. Ya belediye başkanını görünce ağlamak sizde hobi olmuş. Hep şikayet, hep şikayet. Bir kere de çok şükür başkanım demezsiniz. Çok şükür başkanım. Ah şöyle de canım ya. Hadi hayırlı işler. Sen gençken de böyle kabaydın işte. İnsan bir sorar oturabilir miyim diye. Boş ver. Ne? Hani gençler diyor ya şimdi salla gitsin diye. Salla gitsin. Benim hakkımda da neler yazıyorlar. Yok belediye başkanı beleş simit demiş. Yok belediye başkanı martıyı azarlamış. Ben de ne yapıyorum? Sallıyorum gidiyorum. Videoyu görmüşsün. Gördüm. Maalesef. Ama üzülme. İki güne unutulur. Ben senin hırsını da, yeteneğini de çok iyi biliyorum. Sen o Selma'nın çizimlerinin alasını çizersin istesen. Neydi o? Bir yeşil elbise dikmiştin kendini, hatırlıyor musun? Ama ne güzel elbiseydi o. Sana da nasıl yakışmıştı. Ya ben ömrü hayatımda öyle güzel bir elbise görmedim bir daha. Sen biraz kal bu adada. Kafanı dinle. Latif, sen bana boomer kurumu yapıyorsun. Ne kuru? Yapma. Ne söyleyeceksen dümdüz söyle. Sen hala benimle evlenmek istiyor musun? Şimdi teklif edersen kabul ederim ona göre. Her yerde seni aradım. Ben sana kendimi itiraf edecektim. Uygun bir an bulup fabrikayı, bilançoları anlatacaktım. Sonra yaptığım için ne kadar çok pişman olduğumu, yaptığımı telafi etmek için. Bu yaptığında hiçbir telafisi yok. Poyraz sen ne yapıyorsun? Poyraz ne yapıyorsun? Eşyalarını alıp defolup gidiyorsun. Poyraz! Poyraz önce bir beni dinle, ne olursun Poyraz! Bak biliyorum hiçbir şey yaptığımı mazur göstermez ama ben onarmaya çalıştım. Sana yaptığım kötülüğü temizlemek için ben uğraştım. Sen sırf patronların için benim dedemden kalan araziye, babaannemin hasta yaptığı eve casusluk yaptın. Bilmiyordum, bunlardan haberim yoktu. Haberim olsaydı ya sen bilseydin yine aynı şey yapardın. O Hakan'dan tek bir farkın yok senin. Ne vicdanın var ne onurun var. Tek derdin var, o da para, kariyer, başka bir şey yok. Sen söylesene beni batırmak için kaç para verdiler sana? Senin vicdanın bedeli ne kadar söyle Haziran? Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Ne böyle konuş? Seninle ben bundan sonra hiç konuşmayacağım zaten. Bu bizim son konuşmamız. Defolup gideceksin buradan. Sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belamı. Seni sabah bir daha burada görmeyeceğim. Adı da yer lütfen. Yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan.
başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belamını derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belamını derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. Teyze, hoş geldin. Ceketini unutmuşsun. Sen de böyle hatırla. Senin adaya geldiğini duyduğumda çok sevinmiştim Haziran. Yeğenimi görmek için dört döndüm adada. Arkasından böyle bir şey geleceğini bilseydim teyze ben çok üzgünüm. Biz de çok üzgünüz çocuğum. Ama kendimi açıklamam için bir fırsat vermeyecek misin? Ben seni yargılamıyorum ki. Çok kırıldım. Çok üzüldüm. Niye böyle bir şey yaptı ki dedim. Öyle işte. Rezerve odalar ne zamana kadar bağlı kalıyordu? Rezervasyonu yaptıran siteye göre değişiyor. Haziran abla bir site yapmış. Tamam, gerek yok. Ben araştırırım. Horoz abi, 7'de bir elektrik arızası varmış. Tamam, ben bakarım. Sanıyorsun sen? Beni dinlemen için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ya saçmalama, ver şunu. Hayır. Haziran, senin söylediğin hiçbir şeyin benim için önemi yok, ver diyorum. En azından kendimi açıklamama izin vereceksin. Ya açıklama falan istemiyorum. Ver şunu. Beni dinleyeceksin, tamam mı? Beni dinlemeden biz bu odadan çıkmayacağız. Gerekirse günler geçecek. Ben sana aynı şeyleri binlerce kez söyleyeceğim ama sen beni dinleyeceksin. Ben seni dinlemeyeceğim, tamam mı? Bak. Bak Hakan'la patronu beni kandırdılar, tamam mı? Senin nefretlik bir insan olduğunu, adada herkesin senden nefret ettiğini, adanın gelişmesine engel olduğunu söylediler. Ya bu da senin para ve kariyer hırsın için güzel bir kılıf oldu, öyle mi? Ben para göz değilim, tamam mı? Bilançoları para için sızdırmadım. Hatta ben bilançoları kullanacaklarını bile bilmiyordum. Ne için yaptın o zaman? Ne için yaptın? Bana oyunu söylesene. Neyin karşılığında yaptın? Düşündüğüm bir pozisyon vardı. Tokyo'da. Ne güzel ya. Ne güzel. Bence kesinlikle hak ettin, biliyor musun sen bu pozisyonu? Kesinlikle hak ettin. Çok güzel bir iş başardın bence burada. Sen gidip yerlesene ya Tokyo'ya. Hala burada ne işin var senin? Çünkü artık senin beni affetmenden daha önemli hiçbir şey yok. Ve ben sana her şeyi usanmadan anlatacağım. Sen de beni dinleyeceksin. Ben de seni hiçbir zaman dinlemeyeceğim. Ya. Ne diyeceksin? Çilli Batik. Benim artık bu otelde vadem de oldu. Gel bakalım, iş ortamında seninle bir daha başlayalım.
Yarın öbür gün de evde bir daha alışırız. Ya Haziran abla gidiyor diye sen de gitmek zorunda değilsin. Bebeğim, o mizantro beni burada tutmaz. Yani adadan ve DNA'mızı kazımakla meşgul. Bak Haziran ablana nerede? Otele uğramıyorum. Akıllı kız. Direkt İstanbul vapuru. Devam edelim. İnşallah gider. Vallahi onun yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Sen az önce inşallah mı dedin benim Alaturka Goti'yi? Hı? Maşallah sana. Maşallah öğreniyorsun bu işleri. Pardon. Yan odamızda kavga çıktı sanırım. Bir şeyler atılıp kırılıyor. Yardım edebilir misiniz lütfen? Hangi odada kalıyordunuz? 5 numaralı odadayız. 5 numara? Ama sizin yanınız 7, orası boş. Tamam, biz ilgileniyoruz, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür etme. Sen 7 numaraya kaçak müşteri mi çektin, ne yaptın? Orada Haziran ablayla Poyraz abi konuşacaktı. Ne? Evladım, sen odayı gladyatörü filmin arenasına çevirmiş durumdasın. Eyvahlar olsun. Yandık. Görkem, seninle odada değişen konumumuz ve bazı stratejik kararlar üzerinde... Kızım, sabah sabah dış politika mı okudun acaba? Strateji falan. Otel yanıyor. Ne? Hadi hadi. Bak ben zarar verdiğim kişinin sen olduğunu öğrenince delirdim. Bu yükle yaşayamam diye adaya döndüm. Ha, sen benim için adaya geri döndün yani, öyle mi? Yaptığımı telafi etmek için. Ya bırak bu yalanları. Ben sana sadece bir kez yalan söyledim. Ya ne demek bir kere yalan söyledim? Sen bana ne bilançoları gönderdiğini söyledin, ne de Hakan'ı daha önce tanıdığını söyledin. Hayır, ona Hakan söyledi, tamam mı? Ben sadece sustum. Poyraz, ben sana her şeyi anlatacaktım, tamam mı? Ama ben korktum, senin bu şekilde davranmandan korktum. Borçları ödeyemeden her şeyi yakıp yıkmandan korktum. Ya benim borcum falan senin umrunda değildi. Sen tamamen annenin borcunu ödemek için geldin buraya. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Otelin kirasını da bana vereceksin, aklınca kendi vicdanını temizleyeceksin değil mi? Yalan mı? Öyle değil mi? Değil! Değil! Ne demek değil Haziran? Kapı dinlemek şu anda kamu görevi sayılıyor mu? Saçmalama Görkem. Ama çok ses geliyor anne. Aşk olmuyor. Cayır cayır aşık var birbirine. Acaba kapıyı çalsak ya? Buyur gel. Buyur hadi. Poyraz esini de gör. İtfaiye mi çağırsak? Annem, onlar ruhsal yangınlara koşturmuyorlar. Evet. Evet, annem borçlarını ödemem gerekiyordu ama benim esas isteğim, esas paniğim, üzüldüm senin kredilerini ödemen içindi. Biraz bana bak, bana bak, yüzüme bak. Ben doğruyu söylüyorum, tamam mı? Ben bir hata yaptım, evet, ama ben çok pişman oldum. Son pişmanlık hiçbir zaman işe yaramadı, tamam mı? Hiçbir zaman da yaramayacak. Ya sen benim... Sen benim yüzüme bile bakmıyorsun. Lan burada ne kadar uğraşıyorum, çabalıyorum. Sen beni görmüyor musun? Ya sen çabalasan ne olacak? Sen benim yüzüme baka baka yalan söylemedin mi? Hayır! Kandırdın resmen! Hayır! Adaya ilk geldiğin gün niye öptün beni? Ha? Yoksa onunla mı patronların istedi? Neyi şüpheleniyordun? Ben gerçeği anlamasın diye... Poyraz'a aşık oldum dedim. O da kanıtladığı için. Bu da yalandı yani, öyle mi? Bu da oyundu yani, değil mi? Eyvah, ne olsun, odada kırılmadık eşya kalmadı. Benim o sabah erken mavisi cumalarım mahvoldu şu anda. Ya, gerçekten şu an bunu mu düşünüyorsun sen ya? Polis de olmaz değil mi? Ay, sen iyice saçmaladın. Ha böyle olmayacak. Ben arka taraftan dolaşacağım. Tamam mı? Cam tarafından. Hadi. Ya dur gör. Sen ne yapacaksın bu? Kızım sesleri duymuyor musun? Ya onlar birbirini kıracak. Hiçbir şey demezler. Asla demezler. Gerçekten. Evet, deliler miller ama. Kızaklı. Bak ben bilançoları gönderdiğinde sen olduğunu bilmiyordum. Ya ben olsam ne fark eder, olmasam ne fark eder söylesene bana. Sırf aksi de huysuz diye sen onu da mahvedecektin. Poyraz, ben adaya gelmeden önce bunların hiçbirini görmüyordum ki. Kariyer hırsı gözümü kör etmişti ama artık ben değiştim, tamam mı? Her şeyi görüyorum, ben değiştim. Ya değişim diye bir şey yok. Kimse de değişmez, tamam mı? Bana bunu yapma. Yaşadığımız onca şeyden sonra bana bu biz kadar kötü olma. Biz hiçbir şey yaşamadık.
Tamam mı? Biz hiçbir şey yaşamadık. Ben sadece öyle sanmışım. Ama artık gözümü açtım ben Haziran. Artık ben gözümü açtım. Sen de tıpkı o Hakan gibisin. Sen beni Hakan'la bir tutmasın. Doğru. Doğru, sen o Hakan'dan da betersin. Canım, bu bütün bu odalar manzara görüyor değil mi? Efendim abi? Hazira. Hazira. Kalk ya. Nehir, Haziran'ın biletini al, ilk motorla gitsin buradan. Aman da benim güzel kızım, prensesim, kahvaltılarımı hazırlamış sabah sabah. Maharetlim benim, geç otur bakalım. Geç otur, hadi çayları da ben koyayım, yorulmuşsun. Aa, sanki ilk defa mı sana kahvaltı hazırlıyorum? Ya her gün şu evin işlerini yapacağım, edeceğim diye didinip duruyorsun. Kıyamıyorum sana be güzelim. Kıymetin biliniyor mu bari? Bilinmez olur mu? Hiç bilinmez olur mu? Gençliğin şu yaşlı babacığına bakacağım diye geçip gidiyor. Ben de bu çocuk senin yüzünden hayatını yaşayamıyor be ihtiyar diye her gün kendimi kahrediyorum. Ya babacığım, niye sen şimdi sabah sabah üzülüyorsun ki? Ben yalnız değilim, evde yardımcım da var. Olsun. Ben böyle yalnız olmasaydım sen böyle daha kendi kafana göre takılırdın. Daha neşeli bir hayatın olurdu. İstemez miydin öyle bir şey? Yani evet. Annem hayatta olsaydı her şey daha kolay olurdu. Tabii. Annen hayatta olsaydı her şey daha güzel olurdu. Nur içinde yatsın. Hayat işte. Ölenle ölünmüyor. Benim de artık kendime bir eş seçme zamanım geldi de geçiyor. Evlenmeyi mi düşünüyorsun baba? Kuzum, gidelim. Su iç kuzum ben. Evlenmeyi mi düşünüyorsun baba? Bana bunu nasıl yaparsın? Tabii kızım, şimdi evlenmek demişken hemen yarın sabah olacak bir şey değil bu. Sen bu fikri bir içine sindir. Bu konuyu bir içinde geliştir, alıştır. Daha bunları konuşacak. Çok vaktimiz olacak canım. Ben de geç kaldım zaten. Hoşça kal, görüşürüz. Baba! Kiminle? Baba, var değil mi bir aday? Baba! Bak, burada yerini ayırttım. İptal et. Gitmiyorum. Gideceksin. Seni burada görmek istemiyorum artık. O zaman buna tahammül etmeyi öğrensen iyi olur, çünkü gitmiyorum. Ya niye gitmiyorsun? Senin burada görevin tamamlanmadı mı? Git ödülünü al işte. Tokyo'ya mı gidiyorsun artık? Başka nereye gidiyorsun bilmiyorum ama sana burada yer yok. Var. Bu otelin yarısı hala benim. Satın alır mısın? Satmam. Haziran, bak seni bu adada barındırmam. Elinden geleni yap. Benim ruhum savaşçı. Savaşmadan çekilmeyeceğim. Sen bu savaşı kaybedersin. Göreceğiz. Poyraz Ali özgür.